Arkadaşlar merhaba, yeniden adli ve idari yargı sorularını çözmeye devam edelim. 50. soruyu çözmüş ve bir ara vermiş idik. Hatırlarsanız 2006 ve 2012 yılları arasında adli ve idari yargı sorularını çözüyor idik. İsterseniz vakit kaybetmeden devam edelim sorularımıza. 51. soru, artık adli yargı birinci sınavına 2009 yılındaki birinci sınava gidebiliriz arkadaşlar. Soru şöyle gelmiş. Yukarıdaki alfabelerden hangileri Türklere özgüdür? Daha önce KPSS modelinde de gördüğümüz milli alfabe olarak nitelendirilen Orhun ve yani Göktürk ve Uygur alfabeleridir. Dolayısıyla milli alfabe olarak kabul edilir. Cevap ne olacak? Edirne. Burada elbette Kiril'den tutun efendim Farsça'ya ya da Arapçaya, öyle değil mi? Ya da Hintçeye, Hint. Ya da Çince'ye, ya da Latin alfabesine, Latin harflerine, ya da Uygurların kökeninde bulunan, esinlendiği Soğut alfabesine, Sanskritçeye. Şimdi bu alfabeleri Türkler kullanıyor. Çünkü Türkler dünyanın dört bir yanına göç etmiş bir topluluk. Haliyle bunları kullanıyorlar. Burada bize kullandıklarını değil, Türklere özgü olanı soruyor. Yani milli alfabe. Tipik bir KPSS sorusudur. Dikkat edelim sevgili arkadaşlar. 52. Yukarıdakilerden hangileri Kırgızlara aittir? Böyle bir soru gelmiş. Alper Tunga destanı, İskitlere, değil mi? İskit Hakanı, Alper Tunga ya da namı diğer Afrasiyab'a aitti. Göç, Türeyiş gibi destanlar Uygur devletine aitti. Kutsal taş Çin'e verilince ülkenin beti bereketi kayboluyor it. Ve Manas destanı, işte aradığımız destanı bulduk. Dünyanın en uzun destanı olarak da biliniyor. Kırgızlara ait yalnız üç. Dikkatinizi çekmiştir. Genelde destan sorularında her daim çıkan yol Manas oluyor arkadaşlar. Manas'la ilgili 3-4 tane soru yazmışlar. Peki. 53. Selçuklular bölge veya eyaletlerin başına idareci olarak atadıkları hanedanın erkek çocuklarının yanına atabey unvanlı kimseler verirlerdi. Bunlar devlet ve askerlik işlerinde iyi yetişmiş, deneyimli kimselerden seçilirdi. Atabeyler hanedanın erkek çocuklarını idarecilik ve askerlik konularında en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırdı. Bu yöntemle durumlardan hangisinin amaçlandığı savunulabilir? Hanedanın erkek çocuklarına devleti yönetme konusunda deneyim kazandırmak, elbette temel amaç budur. Atabeylerin kuvvet sahibi olmalarını sağlamak, bu olamaz. Taht kavgalarını önlemek, taht kavgalarını bu şekilde önleyemezsiniz. Bir veraset sistemi değişikliği lazım. Mesela 1. Ahmet Ekber ve Erşed'i getirdi örneğin. Bu tarz değişikliklerle veraset sistemi değişir. Yoksa hanedanın yetişme biçimleriyle değil. Arkadaşlarım burada cevap yalnız bir, yalnız ikinci öncülde atabeylerin kuvvet sahibi olmalarını sağlamak. Böyle bir amaç olmaz elbette. Ama istenmeyen başa geldi, değil mi? Sakınılan göze çöp batar. Çünkü atabeyler aynı zamanda bürokrat adamlardır ki bakın burada da idarecilik ve askerlik diyor. Osmanlı'daki Lala'dan farkı budur işte. Ve Selçuklu'nun yıkımında da bir etki olarak karşımıza çıkıyor ki Atabeylerin zararlı çalışmaları, daha sonra Atabeylikler kuruluyor. Börüler, Zengiler gibi, İldenizoğulları gibi Atabeylikler Selçuklu mirasına konuyorlar. Dolayısıyla aslında sahip olmak istemiyor, kuvvet sahibi olmasını gerektirmiyor bu durum ama Atabeyler güçleniyor. 54. Yukarıdakilerden hangisi, hangi Türk İslam vergisi yalnız Müslüman olmayanlardan alınıyor? Hemen bakalım. Cizye gayrimüslimlerin askere gitmeme karşılığında ödediği can bedeliydi. Kafa parası her yıl ödemek zorunda. Haraç, gayrimüslimlerin ürün vergisi arkadaşlar. Müslümanlar öşür veriyor, gayrimüslimler haraç verir. Bu da zaten 1 ve 2'nin
gayrimüslimlere, yalnız Müslüman olmayanların ödediği vergi şeklinde karşımıza çıkıyor. 1 ve 2. soruya bakalım arkadaşlar. Denmiş ki 55. soruda Osmanlı Devleti'nde divana yansıyan davalara bakan kadı ve müderrislerin atama, tayin ve görevden alınmalarından sorumlu divan. E şimdi biz hem Milli Eğitim Bakanı hem Adalet Bakanı olarak bildiğimiz bir bakanlık var. Hangisi o? Kazaskerlik. Kazaskerler hem kadıları atıyor, hem müderrisleri atar, hem de kadının kararına itiraz mahkemesidir. Temyiz mahkemesidir arkadaşlar. Bunun sorusunu da çözmüştük yanılmıyorsam. 56. soruya geçelim. İstanbul'da ilk medrese hangi padişah döneminde yapılmıştır? Ne dersiniz? İstanbul'u fetheden kimse onun döneminde, öyle değil mi? Fatih Sultan Mehmet Han döneminde yapılıyor sevgili arkadaşlar. Burada birkaç notum var ama yani kafanızı çok bulandırmak istemem burada. Özellikle Fatih döneminde Ayasofya Medresesi, onun yanında Zeyrek Camii'nde yine Zeyrek yanında Zeyrek Medresesi ve elbette damga vuran, belki de sınavlarda en çok gelen Sahn-ı Seman Medresesi Fatih Külliyesi'nde. Bu üç önemli medrese karşımıza çıkıyor Fatih döneminde. Bunlara gelen müderrislerin de aldığı maaşlar o medresenin en üst düzeyde olup olmadığını gösteriyor. Yanlış hatırlamıyorsam bu medreseler içinde zaten sıralaması da o şekildeydi. En yüksek maaş alan müderrisler Ayasofya'da idi. Bugün kalmadığı için bilmiyoruz yanlarında medrese olup olmadığını ama Fatih döneminde vardı. Peki. 57. soruya bakalım arkadaşlar. 57 ve 58. Demiş ki yukarıdakilerden hangileri hem Tanzimat hem ıslahat fermanında yer alan hükümlerdendir? Tüm tebaanın can, mal, ırz ve namus güvenliğini sağlama, rüşvet ve kayırmanın önlenmesi, bu ikisi vardır arkadaşlar. Devlet görevlerinin Müslüman olmayanların da alınması. Şimdi devlet görevlerinin Müslüman olmayanların da alınmaya başlaması ıslahat fermanındadır. Burada artık gayrimüslimlerin memur olabildiği, asker olabildiği, efendim mal mülk edinebildiğini göreceğiz. Haliyle 3 olmayacaktır. 1 ve 2 cevap oluyor. 58. soru. Yukarıdakilerden hangileri kurulduğu dönemde önemli hizmetler görmekle birlikte zamanla eski etkilerini kaybetmiş? Şimdi bakalım, vakıf sistemi etkisini kaybetmez. Bugün bile vakıf sistemleri vardır. Çok eski bir Türk İslam geleneğidir vakıf. O yüzden vakıf kaybetmez. Medreseler kaybediyor ki özellikle 1500'lerin sonu, 1600'ler medreselerin bozulmaya başladığı, pozitif bilimlerin kaldırıldığı, beşik ulemalığının geldiği bir dönemi anlatır. Medreseler bozulur. Öte yandan kapıkulu dediğimiz devşirme askerler ki 1600'lerde duraklamada, onların da bozulmaya başladığını biliyoruz. İlk kez bir padişah katledecekler idi. Genç Osman'ı biliyorsunuz. Burada mesela medreselerin bozulmasını anlatan kavram beşik ulemalığı derken, peki devşirmelerin bozulmasını anlatan kavram hangisiydi? Önceden ocak, yani Yeniçeri ocağı devlet içinde ama duraklamayla birlikte devlet ocak için olmaya başladı. En önemli sözü söylediler. Bu da devlet sistemini, mekanizmasını bozan, etkileyen unsurların başında geliyor arkadaşlar. O yüzden 2 ve 3. Yani burada devletin o kadim işleyişini sekteye uğratan bozulmaları bulmamız gerekiyor. 59. Enver Paşa'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış Harekatı
beklentilerinden biridir. Enver Paşa Aralık ayında ilk kez ilk açılan cephe olan Kafkas cephesinde Sarıkamış harekatını planlamış ve maalesef faciayla bitmiş idi. Peki Enver Paşa neden böyle bir plan yapma ihtiyacı hissetti? Sevgili arkadaşlar, aşkın ne demiş? Kars, Ardahan, Batum'un geri alınması, yani Elviye-i Selase. Bu doğru bir yargı olacak. Şimdi bakın, Sarıkamış harekatı ile amaçlanan niye budur? Şimdi özellikle Doğu bölgesi, yani işte Kars, Ardahan, Batum ki Erzurum'a kadar 93 Harbi'nde Rusların geldiğini biz biliyoruz. Değil mi? Nene Hatun direnişleri falan vardı ya, hatırlayın. 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi'nde. Şimdi sevgili arkadaşlar, işte 93 Harbi'ni bitiren Berlin Anlaşması'yla, nihai olarak bitiren Berlin Anlaşması'yla Kars, Ardahan, Batum Ruslara bırakıldı. Şimdi dolayısıyla buradaki temel amaç bu bölgeleri almaktır. Bunu unutmayalım. Elbette işte Turancılık düşü var, Hint Müslümanlarıyla buluşma hikayesi var, Bakü petrollerini ele geçirme amacı var. Ama gördüğünüz gibi hiçbiri bununla alakası yok. İsterseniz bakalım, anlaşma devletlerinin Rusya'nın yardımlarını engellenmesi, anlaşma devletlerinin Rusya'ya yardımlarını engellenmesi için Irak cephesinde karşılık verildi sevgili arkadaşlar. Olsa Rusların güneye inmesini engellersiniz Kafkas'la. Irak cephesinden saldırdığı için İngilizler onu kesme harekatı, Kutül Amare'yi falan bu şık için alabilirdik belki. Brest-Litovsk Anlaşması'nın koşullarını yerine getirmek, ki bu alakası yok. Brest-Litovsk'la bölgeler verilecek idi. Normalde Ruslar çekilmesi gerekiyor. Ama ne zaman Brest-Litovsk? Tabii burada da bir zaman şaşırma var. Sovyetlerde devrim olunca 1917'de, 18'de bütün cephelerden çekildi. Biz Sarıkamış faciasından bahsediyoruz. Yani 1914'ün sonu, 15'in başı. Bu da olamaz. Muş ve Bitlis'in geri alınması, ki Mustafa Kemal Paşa 1916'da geri aldı. Yine bir zaman şaşırma var. Rumların Erzurum'a ve Trabzon'a yapacağı saldırının önlenmesi. Şimdi burada saldıran taraf Osmanlı tarafıydı. Sarıkamış'ta facia yaşanınca bu sefer saldırma tarafı Ruslara geçmiş idi. Bu sonraki bir hamle. Dolayısıyla biz öncekini arıyoruz, nedeni arıyoruz, sonuçları değil. Cevap Adana olacak. 60. soru. Temsilciler Kurulu yukarıdakilerden hangilerini desteklemiştir? Kapalı olan Mebuslar Meclisi'nin açılmasını elbette öyle. Erzurum'da Sivas Kongresi'nde dahil İstanbul'daki kapalı meclisi Mebusan derhal açılsın deniyor. Neden? İstanbul işgal edildi ya, bakalım halkın temsilcileri ne diyecekler bu işe? Değil mi? O mücadele tarafına geçecekler mi? Bu yüzden meclisin açılması isteniyor. İkinci öncüle bakalım. Mebuslar Meclisi'nin Anadolu'da toplanması, Temsilciler Kurulu'nun destek verdiği bir başka olay, ki Mustafa Kemal Paşa açılacak meclisi Mebusan Eskişehir'de ya da Ankara'da açılmasını istiyor. Ama kanuni esasiye göre bu mümkün değil. Damat Ferit'in sadrazamlık görevinden alınması. Temsilciler Kurulu'nun böyle bir talebi yok sevgili arkadaşlar. Çünkü Damat Ferit sadrazamlık görevinde iken Sivas Kongresi'ni engellemek istedi. Ama bütün ilişkileri kesince istifa ettirdi Temsilciler Kurulu. Haliyle 3'ü alamayız. Burada cevap 1 ve 2 olacaktır sevgili arkadaşlar. Peki 61. soruya gelelim. Meclisin açılmasından sonra meclis üyeleri arasında gruplaşmaların başlaması hangisini ortam hazırladı? Hatırlarsanız birinci mecliste partiler yok ama gruplar var demiştik. Birinci grup Milli Müdafacı Atatürkçü yanında olan grup, Mustafa Kemal'in yanında olan grup. İkinci grup muhaliflerdi, değil mi? Tesamütten Halk Zümresi'ne, İstiklal'den Islahatçı'ya, efendim Yeşil Ordu'ya kadar gruplar vardı. Peki
Bu gruplaşmanın başlaması neye ortam hazırlar? Birlik ve beraberlik sağlanmasının güçlenmesine, doğru. Tekalifi milli emirlerinin yayınlanmasına, ki bunu Mustafa Kemal Paşa yayınlayacak çok daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında 1921'de. İstiklal mahkemelerinin kurulmasına ortam hazırlar mı? Alakası yok. Burada yalnız bir diyeceğiz sevgili arkadaşlar. İkinci grupla alakalı, ki hani mesela buradan nereye bağlıyorlar soru itibariyle? İşte Lozan görüşmelerini eleştirdikleri için seçim kararı alınıyordu, öyle değil mi? Lozan sırasında Nisan 23'te mesela. 62. Yukarıdakilerden hangileri 1. İnönü Savaşı'nın kazanımları arasında yer alıyor? Bu da tipik bir KPSS sorusu değil mi arkadaşlar? İnönü'nün çıktılarını sormuş. İşte Londra'dır, Moskova'dır, İstiklal Marşı'dır, 21 Anayasası, Türk-Afgan Dostluğu gibi. Bakalım mı? Meclis hükümetinin Yunan ilerleyişini durdurabileceği görüldü. Doğru, ciddi bir moral geldi. Anlaşma devletlerinin Sevr Anlaşması üzerinde değişiklikler yapma gereği duyması. İşte Londra Konferansı'nda hikaye buydu. Doğu Anadolu'da Ermenilerle Gümrü Anlaşması yapılması. Sevgili arkadaşlar, Gümrü 3 Aralık 1920. Oysa ki birinci inönü değil mi? Ocak ayında olacak. Daha sonra 21 yılında oluyor. Haliyle öncesi olamaz. Kazanımlar arasında yer alamaz. Cevap 1-2 olacak. Yani Ceyhan. Devam edelim arkadaşlar. 63. soru. Osmanlı Devleti ile yapılmış olan tüm anlaşmalar Kurtuluş Savaşı'nda aşağıdakilerden hangisiyle geçersiz sayıldı? Tüm anlaşmalar. Kurtuluş Savaşı sırasında fazlasıyla yardımı dokunan devlet hangisiydi? Sovyetler. Peki Sovyetlerle imzalanan Moskova Anlaşması'nda bir tarafın tanımadığı bir anlaşmayı diğer tarafta tanımayacak maddesini defalarca çözdük mü bu kanalda, sınavlarda? Çözdük. O yüzden cevap Moskova olacak. Misak-ı Milli tanıyan ilk büyük Avrupa devleti de kim oluyor bu yüzden? Rusya. 64. Buradaki tabii tüm anlaşmalar, yani Çarlık Rusyası ve Osmanlı'nın taraf olduğu hiçbir anlaşma kabul edilmiyor. O yüzden dikkat etmekte fayda var. 64. Lozan Anlaşması'ndan sonra Türk-Yunan hükümetleri arasında konulardan hangileriyle ilgili sorun yaşandı? Bence çok güzel bir soru sevgili arkadaşlar. Bir kere nüfus mübadelesi, değiş tokuş hikayesi yaşanmıştı biliyorsunuz. 1930 Ankara Anlaşması yahut Etabli ile çözülmüştü. Bu Türk-Yunan sorunuydu. Peki Kıbrıs bir Türk-Yunan sorunu mudur? Evet sevgili arkadaşlar. Bakın ama Kıbrıs'ın şöyle bir hikayesi var. 93 Harbi'nden sonra Berlin Anlaşması imzalanmadan önce geçici olarak İngilizlere bırakıldı. Fakat sevgili arkadaşlar, İngilizler Kıbrıs'ı 5 Kasım 1914'te ilhak ettiler. Dünya Savaşı başladığında adayı topraklarına kattılar. Ve Lozan Barış Anlaşması'nda bu durum, bu oldu bitti, kabul edilmek zorunda kaldı. Onun notunu almışım, paylaşmak isterim sizlerle. Birinci bölümün siyasal hükümler bölümüdür birinci bölüm malum. Birinci kesiminde topraklara ilişkin hükümler kısmında madde 20 sevgili arkadaşlar. Lozan'da madde 20'de şöyle denir. Türkiye Britanya hükümetince Kıbrıs'ın 5 Kasım 1914'te açıklanan ilhakını tanıdığını bildirir. Şimdi dikkat. İngiltere'ye bırakılıyor ada, ama adada Rum nüfusu çok fazla, Türk nüfusu var. 1950'lere gelince Rumlar adayı Yunanistan'a bağlama politikası geliştirdiler. Biz buna çağdaşta ne demiştik arkadaşlar konuşurken? Enosis, Rumca birleşme demek. Peki hangi terör örgütü? EOK, değil mi? EOK. Kıbrıslı o olacak tabii.
Kıbrıslı Rumların Mücadele Derneği olarak bilinen bu örgütün Enosis tezi ortaya çıktı 50'lerde ve Yunanistan'la Türkiye arasında Kıbrıs sorunu baş gösterdi. Bize sonra dediği için sonraki bir gelişme 50'ler politikası arkadaşlar. 50 değil 50'ler politikası devam etti. 74 Kıbrıs Barış Harekatı'na kadar orada bu iş çözüldü. Dış borçlarla ilgili bir sorun yoktur. Osmanlı'dan kalan borçları kabul etti Türkiye ama Yunanistan'dan savaş tazminatı, kara ağacı aldı ve bu dava bitti. Dolayısıyla borç meselesi daha çok Fransa'yla, öyle değil mi? Paris'te ileride masaya oturulacak. Peki sevgili arkadaşlarım 65. soruya bakalım. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri milli ekonomi ilkesinin uygulanmasının sonuçları arasındadır? Milli ekonomi, Türk gemilerinin kabotaj hakkını elde etmesi, yabancıların kurduğu ticaret işletmelerinin satın alınması, millileştirme, milli bankaların kurulması. Gördüğünüz gibi üçünde de bir millilik özelliği var. Cevap Edirne olacak. 1, 2, 3. Şimdi 66. soruya bakarsanız böyle Türkiye demokratik ve laiktir. Fransa demokratik ve laiktir. Laiklik ve demokrasi ilişkisinde hangisinin esas alındığı savunulabilir? A'da demiş ki bağımsızlık anlayışının, B'de üniter devlet olma özelliğinin, C'de uluslararası ittifakı benimsemenin, D'de dinler karşısında devletin tarafsızlığının. Laiklik işte bu. Yani soruya bakarsanız çok böyle kritik bir soruymuş gibi duruyor. Ama okuduğumuz an soru olmadığının farkına varıyoruz. Geçin, çok şey bir soru, gereksiz bir soru ya. Yani kolaylık zorluk açısından diyorum. Evet sevgili arkadaşlarım, bu şekilde idari yargı sorularını da bitirdik. Şimdi ne kaldı elimizde? Adli yargı ikinci sınavı, adli yargı birinci sınavını çözmüştük 2009'un. Şimdi ikinci sınavına bakalım arkadaşlar. Devam edelim. 67. soru der ki, Türk devletlerinde görülen ikili yönetim teşkilatı aşağıdaki devletlerin hangisinde uygulanmaya başlandı? Asya Hun Devleti'nde uygulanmaya başlandı sevgili arkadaşlar. Akademide bununla alakalı bazı tartışmalar var. Özellikle Mete döneminde üçlü teşkilata giden bir yol var ama bunu müfredat ÖSYM dikkate almıyor. Genel Türk devletlerinin hikayesini alıyor. O zaman da Asya Hun'a ilk Türk devleti olan Asya Hun'a karar kılıyor. Dolayısıyla biz de böyle alacağız. 68. İslamiyet'ten önce Türklerde durumlardan hangilerinin ölümden sonra hayat olduğu inancını gösteriyor. Ahiret inancının olduğunu gösteriyor. Ölen kişi için yas tutulması, o kişiyi sevdiğiniz için yas tutabilirsiniz. Bunun bir diğer yaşamla alakası yok. Ölen kişinin atıyla gömülmesi ki kurganlara atı, bazı zamanlar eşi, gündelik yaşamda kullandığı eşyaları, değil mi? Hepsi gömülebiliyor. Kurganlar oda şeklinde, dikdörtgen şeklinde olabiliyor ki orada yaşamın devam ettiğine inanıyorlar. Ölen kişi için merasim yapılması, tıpkı yas tutulması gibi kişiye saygı anlamında düşünülür arkadaşlar. Dolayısıyla bir diğer yaşam inancı söz konusu olamaz. Burada yalnız 2. 69. soru. 69. soru enteresan bir soru sevgili arkadaşlar. Çünkü kurum sınavları arasındaki paralelliği bize gösteren önemli bir sorudur kendisi. Bakalım mı Hasan Keyf harabeleri hangisine aittir? Hemen notumu almışım arkadaşlar. 2006 KPSS lisansta biz bu soruyu çözdük demişim. Şöyle bakın, 2006 KPSS'nin 3. sorusuna bir bakar mısınız? Batman yakınındaki Hasan Keyf'te aşağıdakilerden hangisine ait eserler var? Cevap Artuklu olacak idi sevgili arkadaşlar. Şimdi geldik 69. soruya. Hangi yıl, tekrar edelim mi? Bakın 2009
2006'da KPSS'de gelen soru aynen adli yargı sorusuna bırakılmış. İşte kurumlar arasındaki bağlantılar bu arkadaşlar. Zaten bunu gösterme amacı da taşıyorum. O yüzden birbirlerini etkiliyorlar. Şimdi burada Hasan Keyf harabeleri hangi beyliğe ait? Artuklu. Elbette çok önemli bir yerleşim yeriydi. Bunu konuşurken KPSS'de maalesef bir görsel paylaşmak zorunda kalmıştım. Hasankeyf'in öncesi ve sonrası, bildiğiniz üzere 50 yıllık ömrü olan Ilısu Barajı yüzünden Hasankeyf sular altında kaldı arkadaşlar. Bu inanılmaz önemli tarihsel süreç sular altında bırakıldı. Ki bu Artuklu mirası olarak düşünebilir belki Hasankeyf ama şöyle tekrar etmekte fayda var. Bizans'tan Sasani'ye, Hazreti Ömer döneminde İslam Devleti kontrolüne geçiyor. Emevilere, sonra Abbasilere, Hamdanilere, Mervanilere, efendim Artuklulara, Eyyubilere, Osmanlı'ya miras kalan bir coğrafya idi Hasankeyf. Önceden Hasankeyfsiz diyorduk, şimdi Hasanboğuldu diyoruz maalesef. Süryanice Hesna Kepa diye bilinir ama Arapçada da benzer Hisn Kayfa, Hisn Kayfa diye de geçer. Kaya Hisarı, yaklaşık 6000'e yakın mağaranın olduğu bilinir burası, bu bölgede. Ama onlar şimdi artık sular altında. Cevap Artuklu. 70. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlılarda tımarlı sipahilerin özelliklerinden biri değildir demiş. A. Savaşta Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi'nin komutasında sağ ve sol kanatlarda oluş giderler savaşa doğru. Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlarlar. Kendilerine ayrılan tımar topraklarında oturma zorunluluğu vardır. Toprağa 3 yıl sebepsiz ekmeme durumu olmaz. Ceza öderler değil mi? Dolayısıyla Osmanlı bu adamları toprağa bağlamak ister. Osmanlı hareketliliği sevmez arkadaşlar. Atlı asker yetiştirir tımar sipahi. Kimdi o atlı askerler? Cebelü, tam teşekküllü atlı asker. Ama devletten maaş almazlar. Toprak gelirlerinden bir kısmını maaş olarak ayırırlar. Tipik bir kurum sınav sorusu. Hatırlayın bunu da hangi yapıya adapte etmiştik? Merkez, çevre. Soru tipidir bu. Merkez Kapıkulu, Taşra'da yani çevrede tımar sipahiler var. Genelde bunları hep karıştırıyorlar. Dikkat edelim. 71. Klasik dönem taşra birimleriyle yöneticileri arasında eşleştirme doğrudur diyor. Bakalım mı? Kazanın başında sübaşı olmaz. Kazanın başında kadı vardır. Zaten kadının yönettiği yere kaza deniyor. Yani ilçe. Bu yanlış. Eyaletin başında Beylerbeyi var. En büyük idari birimdi arkadaşlar Osmanlı'da. Beylerbeyi vardır doğru. Sancağın başında Sancakbeyi vardır. Öyle değil mi? Yine nispeten rahat bir soru. Buradaki yiğitbaşı genelde köylerde güvenlikten sorumlu olur. Sübaşının yardımcılarıdır arkadaşlar. Burada cevap yalnız 2 olacak Bursa. 72. Osmanlı Devleti'nde durumlardan hangileri 2. Mahmut dönemi gelişmeleri arasındadır? Yine 2. Mahmut 19. yüzyıla ait çok soruları geliyor ki bunun genelde öznesi de 2. Mahmut oluyor. Yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı verilmesi 2. Mahmut'a ait değildir. Bu döneme ait değildir. Bunu konuşalım isterseniz. Çünkü bu sınavları girecek arkadaşlarım için tehlikeli bir soru olabilir. Kabine sisteminin kurulması ki biz şöyle sileyim affedersiniz. Heyeti Vükela. Kurulduğunu biliyoruz. Heyeti Vükela hükümet anlamına da geliyor ya da Meclis-i Vükela. Kabine sistemi 2. Mahmut döneminde başladı. Doğru. Kıyafet kanununun
yapılması yine bu dönemde festen pantolona setreye kadar giyim kuşamda batılılaşma söz konusuydu 2. Mahmut döneminde. Burada hangisi 2. Mahmut'tur? 2 ve 3. Şimdi sevgili arkadaşlar bu soru bizim için rahat bir soru. Burayı geçin ama şimdi bakın şöyle bir soru gelebilir. Yabancılara taşınmaz mal edinme hakkı ne zaman verildi? Şimdi hemen yabancı deyince bir parça işte ıslahat fermanı gelir aklımıza, öyle değil mi? Doğru. Islahat fermanına binaen 1858 arazi kanunnamesi çıkar. Ben size tam açıklamasını da yapacağım. Bu arazi kanunnamesiyle sevgili arkadaşlar Osmanlı'da özel mülkiyet artmaya başlıyor ki şöyle bir not almışım. Devlete ait toprakların %70'i özelleşti. %70'i özelleşti. Şimdi bakın buraya kadar tamam. Şurasını silelim. %70'i özelleşti. Şimdi dikkat edelim sevgili arkadaşlar. 1867'de bu kanunname, bu nizamnamede 58 arazi kanunnamesinde 67 değişikliği oldu. Bu değişiklikle birlikte yabancılara taşınamaz mallar üzerinden gayrimenkul elde etme hakkı verildi. Demek ki yarın bir gün bize bir soru gelse birinci öncüle ait ıslahat fermanı ve hadi çok daha zor belki alanda 1858 kanunnamesi, arazi kanunnamesi ve ondaki 1967 ilavesi değişikliği karşınıza taşınamaz mal elde etme hakkının verildiğini çıkartıyor, gösteriyor. Bunu da kenara alın, 58 ve 67 yapılarına da şöyle bir göz atarsınız sınavı öncesi. Islahat fermanı ile ilgili sorular geliyor arkadaşlar. 73. Yukarıdakilerden hangilerinin Osmanlı Devleti'nde yerli üretimin giderek düşmesinde etkili olduğu savunulabilir? Yerli üretim neden düşer? Bakalım mı? İthalat vergisi düşürülmüş. İthalat vergisi düşürülünce dışarıdan mal girişi artacaktır. Bu da iç tüccarı etkiler. Bir doğru. Yerli tüccarların iç gümrük vergisi öderken yabancı tüccarların bu vergiden muaf tutulması kendi ayağını sıkmak anlamına geliyor. Kendi tüccarın zarar içindeyken Avrupalı rahatlıkla girebiliyor. Duyun Umumi İdaresi'nin kurulmasının üretimle alakası yok. Bu üretimin kimin eline geçeceği borçlarla alakalı bir durum arkadaşlar. Haliyle cevap 1 ve 2 olacak Denizli. 74. Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinden biri sayıldı? Osmanlı sevgili arkadaşlar Kırım Harbi vardı, hatırlıyor musunuz? 1853-56 aralığında Abdülmecit döneminde Ruslar saldırmıştı Osmanlı'ya. Sinop'ta donanmayı yakmıştı. Bunun üzerine İngiliz ve Fransızlar yardımda bulunmuştu. Ve bu yardımla birlikte Rus limanları bombalanınca Rusya barış imzalamıştı. İşte o barışın adı 1856 Paris Anlaşması'dır. Osmanlı ilk kez burada Avrupa devleti sayıldı. Ama bir madde daha vardı, hatırladınız mı? Karadeniz'de donanma ve tersane bulunduramayacak Osmanlı ve Ruslar. Yani Osmanlı kazanmış olduğu bir savaşı aslında anlaşma gereği kaybediyor. Ona da dikkat edelim. Florence Nightingale, hemşireciliğin kurucusu, bu savaşta gelmişti. İlk dış borç yine bu savaşta İngiltere'den alınmıştı. Ve 53'te bu savaşın başında Rus çarı 1. Nikola Osmanlı'ya hasta adam demişti. Tüm bunlar biraz önce söylediklerimin hepsi soru olarak gelir arkadaşlar. Kırım Harbi'ni unutmuşsanız lütfen dönüp bir bakın, olur mu? 75. Osmanlı Devleti topraklarından hangilerini Balkan Savaşları'nda kaybetti? Şimdi Bosna Hersek, şu meşhur 93 Harbi'ni bitiren ana anlaşma hangisiydi arkadaşlar? Berlin. Şimdi Berlin'de özerk bir şekilde Berlin Anlaşması'yla affedersiniz geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı.
Tamam, geçici olarak Avusturya'ya bırakıldı. Ama ancak 1908 meşrutiyet yıllarında o kaotik süreçte Avusturya Bosna Hersek'i ilhak etti. 1908. Tıpkı Yunanlıların Girit'i ilhak ettiği gibi 1908'de Avusturya ve Macaristan İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu Bosna Hersek'i ilhak etti. Demek ki Balkan Savaşı'nda değil. Mora. Mora'da isyan çıkmıştı 1821'de ki daha sonra Yunan bağımsızlık hareketine dönüşecek bu hadise. Yunanistan bağımsız olacak idi ki bu da 1800'lerin başında, 1820'lerde, 29 Edirne'de bağımsızlık oldu. Bu da değil. Makedonya ise evet Balkan Savaşları'nda kaybedildi. Kuzey ve Orta Makedonya işte Üsküp falan Priştine ve Manastır Sırplara, Selanik Güney Makedonya'da Yunanistan'a bırakılmış idim. Yalnız 3. Güzel bir sorudur. 75'e dikkat edelim arkadaşlar. 76. Şimdi 76'ya da bir not yazmış olmam lazım. Evet, burada yazdım. Şimdi soruya şöyle bir bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Yukarıdakilerden hangileri Kurtuluş Savaşı'nda Türk-Yunan askeri güçleri arasında bir hat çekilmesini önermiş? Amiral Bristol, İzmir'in işgalinden sonra Türklerin haklı olduğunu gösteren ilk belge. General Harbert, Amerikalı general Doğu'ya, Erzurum'a gidiyor. Ermeni mandası olup olmayacağını araştırıyor, olmayacağına karar veriyor. Mustafa Kemal'le görüşüyordu ki Doğu'da da bizim haklı olduğumuzu gösteren bir belgeydi. General Harbert belgesi, birisi Doğu'da, Erzurum'da, biri İzmir'de. Türklerin haklı olduğunu gösteren iki belge. Ama General Milne, İngiliz General Milne Balıkesir'den Aydın hattına kadar bir hat çekmeyi planlıyor. Yunanistan'la Türklerin karşılaşmaması için, daha doğrusu Yunanlılara zaman kazandırmak için. Yani cevap yalnız bir, değil mi? Bunu rahatlıkla yaptık, öyle değil mi sevgili arkadaşlar? Şimdi enteresan bir durum var. O da şudur sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın biz hangi yılın sorularını çözüyoruz? Adli yargı ikinci sınavını, değil mi? 2009. 2009'u çözüyoruz. Şimdi bakın şöyle bir not almışım. İdari yargı 2008. 47. soru. Yani bizim de çözdüğümüz 47. soruya bir dönelim mi şöyle? Sizi biraz yolculuğa çıkartacağım. Hemen geri döneceğim ama merak etmeyin. Kaçıncı soru demiştik? 47. 46, 47 şurada olması lazım. Buyurun 47. soruya bakar mısınız? Kurtuluş Savaşı'nda yukarıdakilerden hangileri Yunan işgali altında kalan bölgede Türk-Yunan kuvvetleri arasında bir hat demiyor, tampon bölge diyor. Neredeyse şık aynı. Min hattı. 2009'da General Mill diyor. Hiçbir şey değişmemiş. Bakın bu 2008 idari yargı. İdari yargı. Biraz önce çözdüğümüz ise, yani kaçıncı soruydu o? 76. soru ise 2009, yani bir yıl sonra aralıklarla önce idari hakim, sonra adli yargıda idari yargı, adli yargı sorusuna dönüşüyor. Şimdi demek ki hani en başından şunu söylemiştim, hatırlıyor musunuz? Kurumsal geçişlilikler var. Yani KPSS sorusu zorlaştırılıp idari hakimliğe gelebilir. Ya da idari hakim adli yargı soruları yumuşatılıp KPSS'ye gelebilir. Ama bunun yanında bir de kurumlar kendi aralarında bile paslaşıyorlar. Dolayısıyla neredeyse aynı soru idi. Yani 2008'e sınavına giren bir arkadaşım 2009'da bu soruyu rahatlıkla yapabilir. Yani o soruyu gören bunu rahatlıkla yapabiliyor idi. Peki, 77. Kurtuluş Savaşı'nda ordunun Sakarya'nın doğusuna çekilmesine neden olmuştur. Tipik bir KPSS, çok çözdük bu soruyu. Türk ordusu, düzenli ordusu ilk yenilgisinde Eskişehir, Kütahya. Kütahya-Eskişehir yenilgisinde alacak ve Türk ordusu Polatlı'ya kadar, Sakarya'nın doğusuna kadar çekilecekti. Hangisinden sonra? Eskişehir-Kütahya savaşları sonrasında. 78. 20 Ocak 1921 tarihinde kabul edilen anayasaya göre durumlardan hangilerinin padişah ve halifeyi siyasi ve hukuki yetkilerden mahrum bıraktığı söylenebilir? Milletvekili seçimleri 2 yılda bir yapılması, bu bırakmaz değil mi sevgili arkadaşlar? Osmanlı'da da parlamento vardı, seçimler 4 yılda birdi, bırakmadı.
İkiye bakalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ülke yönetimini üstlenmesi. Ülke yönetimi tek başına üstleniyor. Burada var. Üç, kanun yapma ve kanunları yürütme gücünün mecliste toplanması. Bakın padişaha ve halife hiçbir, yani padişah ve halife zaten aynı kişi, hiçbir yetki bırakmıyor. Haliyle cevap 2 ve 3 olacak Edirne.79. soru sevgili arkadaşlar. Erzurum Kongresi'nde ulusumuz insancıl ve çağdaş gayeleri saygıyla karşılar. Teknik ve ekonomik durumumuzu ve gereksinmelerimizi dikkate alır. Bundan dolayı Osmanlı Devleti'nin iç ve dış bağımsızlığı, vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak koşulu ile 30 Ekim 2018 tarihinde açıklanmış sınırlar içinde milliyet esaslarına saygılı ve memleketimize karşı istila emeli beslemeyen herhangi bir devletin teknik ve ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. Kararı alınmıştı. Bu kararla hangisine ulaşamayız? Yeniliklere açık olma, manda ve himayeye karşı çıkma, devlet sektörüne özel sektörden daha fazla olanak tanımanın hiçbir alakası yok. D'de yabancı sermayeyi belli koşullara bağlama, ulusal çıkarları gözetme anlayışlarını bulabiliriz pasajda. Bu tarih sorusundan ziyade bir Türkçe sorusu, ALES tarzı okuduğunuzu anlamı. 80. Sovyet Rusya yukarıdaki konulardan hangilerinin görüşmeleriyle ilgili olarak Lozan Konferansı'na katıldı? Biz bunu daha önce çözdük. Karadeniz'e komşusu olan ülkeler, yani Bulgaristan ve Sovyetler Boğazların geleceğiyle ilgili toplantılara katılıyor. Dolayısıyla burada da cevap yalnız iki olacak. Tabii burada Sovyet ve Bulgaristan da diyebilirdi pekala. Önemli, güzel bir sorudur. Dikkat edelim. 81. Atatürk, bizde ruhbanlık, özel bir din adamları sınıfı yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimiz hükümlerini eşit olarak öğrenmeye mecburuz. Her kişi dinini, din işlerini, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. Atatürk'ün bu sözüyle inkılaplardan hangilerinin gereğini vurgulamış? İnkılaplardan hangilerinin gereğini? Şimdi sevgili arkadaşlar, özellikle tabii Osmanlı'da Diyanet İşleri Başkanlığı vardı, Şer'iye ve Efkaf vakıflar, genelde onun üzerinden bütün o medreseler bağlanıyor, ödenekler ayrılıyor, dini eğitim veriliyor. Haliyle tekke, zaviye ve türbelerin, din öğreten yerlerin ve medreselerin kapatılması bu konuda önemlidir. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na denetim, bunun alakası yok. O millileşme hareketiyle alakası var. Ancak burada inkılabın vurgusu elbette bir ikiye girer. Yalnız şunu diyebilirsiniz. Mustafa Kemal'in bahsettiği okul, medrese de bir okul demeyin. Hepiniz burada anlatılan hikayeyi anlamışsınızdır muhtemelen. Yani o dini sahiplerle var olan laisizme aykırı okulların kapatılması. Çünkü yeni açılan okullar, burada kastedilen şüphesiz Türkiye Cumhuriyeti'nin laik okulları. Dolayısıyla cevap 1 ve 2 olacak. 82. soruya bir bakalım arkadaşlar. Türkiye'nin üyesi olduğu yukarıdaki kuruluşlardan hangisi günümüzde varlığını sürdürmektedir? Hatırlarsanız KPSS'de genelde NATO üzerinden dönmüştü bu tarz soru. Sorular vardı. NATO vardı değil mi? Genelde Varşova Paktı'nı koyuyorlardı ya da Birleşmiş Milletler. NATO, Birleşmiş Milletler hala devam ediyor idi o sorularda. Şimdi bakın burada Avrupa Konseyi demiş. Avrupa Konseyi 1949'da kurulmuş ki Türkiye'de 1-2 ay içinde Yunanistan'la girdiği için kurucusu kabul edilir. Genelde Avrupa Birliği ile karıştırılır bu arkadaşlar, ancak özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra soykırım suçunun işlenmesi, insanların toplama kamplarında, gaz odalarında öldürülmesine karşı insan haklarını, demokrasi ön planı alan bir kurum Avrupa Konseyi. Ve o çok bildiğimiz ve sizin de bildiğinizi tahmin ettim, AİHM. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi genelde Avrupa Birliği ile karıştırılıyor. Ama Türkiye'nin AİHM'e taraf olduğunu unutmayalım. Çünkü Türkiye Avrupa Konseyi'nin üyesi. Demek ki yargı organı da AİHM'miş, konseyinde bugün dahi devam ediyor. İyi ama Sadabat Paktı 37'de kuruldu ama Dünya Savaşı sırasında
önemini kaybetti. Ha, daha sonra Bağdat Paktı'na dönüşüyor. Efendim Irak çıkınca Sento, yani merkezi Ankara olan Sento'ya dönüşüyor. Hadi bu sürekliliği alsak bile 79'da Sento dağılıyor, o yüzden olamaz. Balkan Paktı, 1934'te bir pakt var. Hadi Balkan Antantı'nı demedi hocam. Balkan Paktı'nı dedi. 1953'te Menderes döneminde vardı yani Yugoslavya ve Yunanistan'da. Ama o da işlevsiz kalıp dağılacaktı. Haliyle bugünü yalnız bir kapsıyor. Dikkat edelim. Evet sevgili arkadaşlar, 82'ye kadar böylelikle adli yargının 2009 1 ve 2. Sınavlarını da çözmüş olduk. Devam edelim yolumuza. 100'e kadar gelelim isterseniz ki 3 parça halinde adli ve idari yargı bölümlerini bitirmek istiyorum. 2010 yılına gelelim sevgili arkadaşlar. 83. soru. Şöyle der, Türklerin durumlardan hangilerinin Türk tarihinin incelenmesini zorlaştırmış? Geniş coğrafyaya yayılması, bu kadar yaygın yaşamış bir halkı incelemek kolay değil elbette. Göçebe hayat sürmeleri, ki zaten göçebeliğin nedeni bu, sonucu bu pardon. Maden işlemede yetkinlik kazanmaların bir alakası yok. Ne oluyor? 1 ve 2. Dördüncü soru şöyle gelmiş. Türklerin kullandığı takvimlerdendir demiş. Hicri takvim 622 hicretle başlar ki Türkler kullanıyor, Türk İslam devletleri. Efendim Celali takvimi 1079 yılında kim tarafından hazırlanmıştı sevgili arkadaşlar, hatırlarsınız? Ömer Hayyam tarafından hazırlandı. Hangi sultana? Selçuklu sultanı Melik Şah'a sunulmuştu, öyle değil mi? Rumi takvim ise Tanzimat döneminde ticari ilişkilerde kullanılıyordu, 1840. Üçü var mı? Üçü var. Ha, bunun dışında 12 hayvanlı takvim var ve son olarak da 26'da miladi takvime geçiliyor biliyorsunuz. Çok rahat bir soru, yani bir ortaöğretim sorusu. 85. Gaznelilerde gulam sistemi varmış. Gulam, savaş esirleri arasından toplanan küçük yaştaki çocukların yeteneklerine göre yetiştirildiği bir yermiş. Gulamhaneler değil mi var? Gaznelilerde uygulanan bu sistemin Osmanlı'daki karşılığı nedir? Savaş esirlerinden toplanan küçük yaşta çocuklar var. Bunlar yeteneğine göre eğitiliyorlar. Yahu zaten şıklarda bir çeldirici yok ki. Burada yani olsa olsa devşirme olur. İltizam, vergi toplama sistemi. Müsaadele mala mülke el koyma, tımar bir toprak sistemi, vakıf değil mi? Vakıf toprak gelirleri, bu da toprak sistemi içinde. Yani şu üçü toprak sistemiyle alakalı zaten, ki hayır işlerine ayrılıyor gelirleri. Müsaadele de mala mülke el koymaydı. Burada elimizde kaldı. Yani hiç bilmesek bile, net olmasak bile devşirmeye gideriz, değil mi? Hiç bilmesek yapamayız zaten. 86. Büyük Selçuklu döneminde durumlardan hangilerinin ticaretin gelişmesinde etkili? Müslüman olmayan tüccarların can ve malının devlet güvencesine alınması. Bu Anadolu Selçuklu'da da var, sigorta sistemi özellikle Alaaddin Keykubat'ta. Yani yabancı tüccara garanti veriyorsunuz. Gel ticaret yap, zarar edersen ben öderim. Bu bir güvence, o zaman ticaret artar. Kervanların konaklaması için kervansarayların yapılması, ki Çin'den başlayıp geliyor ticaret yolları, öyle değil mi? O yüzden kervansaraylar önemli bir ticarethane. Haliyle bu da geliştirir. Tuğrul Bey ve diğer Selçuklu sultanlarının kendi adlarına para bastırmasının doğrudan ticareti geliştiren bir özelliği değil, devletin gücüyle alakalı olduğunu çıkartabiliriz. Ha, dolaylı olarak etkiler belki ama burada doğrudan aradığınız bir cevap değil arkadaşlar. 1 ve 2 olacak cevap. 87. Osmanlı donanmasında 1867 yılına kadar başkomutan anlamına gelen ünvan hangisidir? Cevabımız kaptanı Derya. Şimdi burada başkomutanı görünce hemen bizi Yeniçeri Ağası'na götürüyorlar ama hızlı okuduğunuz zaman buradaki donanma kavramını bazen geçebiliyoruz arkadaşlar. Donanmanın başındaki başkomutan kaptanı Derya'dır.
88 güzelce hisar olarak da bilinen Anadolu hisarını yaptıran padişah, İstanbul'u ilk kuşatan padişahtı. Kimdi o isim? Yıldırım Bayezid, öyle değil mi sevgili arkadaşlar? 1395-92'den beri kuşatma adım adım gelişti. 95 sonrasında da daha sıkı bir gelişme başladı ama Haçlılar geldiği için kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştı. O meşhur Niğbolu Savaşı geliyor değil mi sonra? 89. Küçük Kaynarca Anlaşması'na göre Rusya, Osmanlı idaresindeki Ortodoksları himaye edebilecek. Bu bilgiyle Rusya'nın hangisine ulaşmak istediği savunulabilir? Tüm Ortodokslar üzerinde etkin olmak, zaten kendileri Ortodoks, bir de Osmanlı Ortodoksisini kontrol etmek amacı taşıyor elbette. Ortodoks ve Katoliklerin arasını açmak, böyle bir amacı yok. Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmak en temel sahiki budur. 1-3 diyebiliriz arkadaşlar. Doksanıncı soru. Osmanlı Devleti'nin dağılmasını önlemek amacıyla savunulan yukarıdaki düşünce akımlarının Osmanlı Devleti'nce benimsenme sırası hangisidir? Malumunuz özellikle 2. Mahmut'la başlayan Tanzimat, Meşrutiyet süreci Osmanlıcılığı karşımıza çıkarmıştı. İddiada anasır. Değil mi? O milletlerin, unsurların bir araya geldiği, herkesin eşit olduğu bir ideoloji. Ama özellikle 93 Harbi'nde Balkanlar bağımsız olunca Abdülhamit, 2. Abdülhamit pan-İslamizm, yani ümmetçilik, yani İslamcılığı gündeme aldı. Ancak 1912'de Arnavutluk, Müslüman bir bölge bağımsız oldu Balkanlar'da. Ardından Dünya Savaşı'nda Arapların Osmanlı'ya karşı savaşması İslamcılığı da gözden düşürünce zaten hali hazırda İttihat ve Terakki sürecinde milliyetçilik ya da pan-Türkizm, Turancılık karşımıza çıkar. O yüzden 3-2-1 diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Ama şunu da tabii söylememe izin verin. Çünkü beni dinleyen bu konulara kafa patlatmış, ciddi anlamda araştırmış, bilen okuyan arkadaşlarımız var. Eminim onlara da böyle gelmiştir. Ya çok karikatürize edilmiş bir sıralama değil mi sizce? Bunu tamamen sınav dışında söylüyorum. Çünkü yani bir parça siyaset bilimi okumuş, mürekkep yalamış arkadaşlar hak vereceklerdir. Sıralama bu kadar net olamaz. Çünkü bir ideoloji tam anlamıyla yok olmuyor ki. Yani şu örnek verilir ya, Lozan Barışı'nda. Mesela Karaman Türkleri gönderildi mübadele. Türkler Karaman ama Hristiyan'dı. Öte yandan Müslümanlar, tek kelime konuşamayan Balkanlardaki Müslümanlar mübadeleyle Türkiye'ye getirildi. Peki Türkçülük var mıydı mesela burada? İslami öge ön plana alınmış belli ki, değil mi? Ya buna benzer çok örnek var. Haliyle bu biraz işin karikatürize edilmiş sınav tipi sorularıdır. Oysa ki akademide ya da ana tartışma zemininde hayli yumruk yer bu soru. Ama biz olayı anladık, öyle değil mi? Yani sanırım sorun yoktur. 91. Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı Devleti'nin paylaşımı konusunda yapılan gizli anlaşmalar içinde yer alan devletlerden biri değildir? Yunanistan ne arasın burada? Yunanistan'a daha sonra 1919 Paris'te Dünya Savaşı bittikten sonra İngilizler Dalavere ile işte İzmir'den İtalyanları çıkartıp Yunanlılara bırakıyordu. 19 çok geç bir tarih. O yüzden Yunanistan'a gizli bir anlaşmaya dahil değildir. Ama bakın İtalya, özellikle işte Londra ya da Saint-Germain-de-Marine anlaşmasıyla Londra'da efendim İzmir bölgesi, Saint-Germain-de-Marine'le Antalya, Batı Anadolu kıyıları veriliyordu. Fransa ile yapılan gizli anlaşma Sykes-Picot. Değil mi? Bu Sykes-Picot Orta Doğu'yu paylaşan, İngilizlerle paylaştıkları anlaşmaydı. Üzerinde çok durmuştuk, dikkat edin. Peki Rusya'nın imzaladığı iki anlaşma vardı. İstanbul Anlaşması yahut Boğazlar diye geçer. Diğeri ise Petrograd'tı sevgili arkadaşlar. Burada da özellikle İstanbul Anlaşması ile Boğazlar Rusya'ya verilmişti. Petrograd'la ise Doğu Karadeniz Rusya'ya bırakılmıştı.
Gördüğünüz gibi bunlar gizli anlaşmalarla verilen İngiltere'de Fransa Sykes-Picot Orta Doğu'yu paylaştığını düşünün. Yunanistan dışarıda kalıyor. Bir anlaşma daha vardı gizli, onu hatırlar mısınız? 1916 McMahon. McMahon İngilizlerin Mısır yüksek valisiydi. Şerif Hüseyin'le anlaşmıştı, öyle değil mi? Osmanlı'ya karşı isyan edin, karşılığında size bir Arap devleti sözü. McMahon 1916. Bunları da alırsak gizli anlaşmaları da tekrar etmiş oluruz sevgili arkadaşlar. Ola ki ilk kez bu videoyu dinleyen arkadaşlarımız varsa, KPSS'den beri bu soruları çözerken bir parça da tekrar amaçlı yaptığımızı hatırlatmak isterim. Amacımız hemen çözüp geçmek değil. Peki. Elbette her soruyu değil. 92. Erzurum Kongresi yerel bir kongre olmasına karşın kongrede tüm ülkeyi ilgilendiren kararlar alınmış. Bu yargıyı Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangisi destekler? Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür demiş Erzurum Kongresi kararı, haliyle bütün yurdu temsil eder. Milli iradeyi hakim kılmak esastır, bütün ülkeyi temsil eder. Vatanın bağımsızlığını İstanbul hükümeti sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulur. Sevgili arkadaşlarım, burada elbette 1, 2, 3 Erzurum Kongresi'nin bölgesel toplanan kongrenin evrensel bütün ülkeyi kapsayan kararlar aldığını bize gösterir. 93. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan kararlardan hangilerinin padişahın mutlak egemenliğinin kısıtlanacağını gösterir? Milli iradenin temsilcisi meclistir. Doğru. Kısıtlar padişahın yetkisini. Meclisin üstünde hiçbir kuvvet yoktur. Kısıtlar padişahın yetkisini. Milletvekili seçimleri 2 yılda bir yapılır, alakası yoktur. 1-2 Denizli. Çok benzer soruları çözdük, öyle değil mi? 94. Şimdi bu hangi sorularda? 2010 idari yargı değil mi? İdari yargıları çözüyorduk. Bir idari yargı sorusu olmasına rağmen ben biraz gelişigüzel bir soru olarak gördüm. Maalesef beğenmedim bu soruyu. Neden beğenmediğimi de açıklayacağım sevgili arkadaşlar. Çünkü eksik bilgi üzerinden kurgulamış. Soru doğru, bir hata yok ama mantık olarak bence hatalı. Şimdi bakalım bu soruya. Aşağıdakilerden hangisi Batı ve Güney cepheleri, Batı cephesi hangisinden sonra Batı ve Güney cepheleri Batı cephesi adı altında birleştirildi? Cevap sevgili arkadaşlar, İnönü Savaşları. Şimdi meclis düzenli orduyu kurduğunda ikiye ayırmıştı, öyle değil mi? Batı ve Güney. Batı cephesini Batı ve Güney ayırmıştı. İsmet İnönü ve sevgili arkadaşlar, Güney'de kim var? Refet Bele. Şimdi hangisi sonra olmuş? Değil mi? Yani hangisinden sonra? İnönü'den sonra, İnönü Savaşları'ndan sonra Batı cephesi birleşmiş. Teknik olarak doğru. İtirazım yok. Süreç olarak, takvim olarak doğru. O yüzden Adana'ya itiraz etmiyorum. Ama bakın, şimdi itiraz ettiğim nokta, o yüzden bir idari hakim sorusu olmasına rağmen kötü kurgulanmış dememin sebebini açıklayayım. Şimdi sevgili arkadaşlar, Batı cephesi ikiye ayrıldı. Refet Bele ve İsmet İnönü, öyle değil mi? Doğru. Peki Batı cephesi savaşlarından, İnönü savaşlarında İsmet Paşa büyük kahramanlık gösterdi mi? İki İnönü'de kazanıldı mı? Evet. Peki Refet Bele iki İnönü'ye de süvari birlikleriyle katılıp başarıda katkısı oldu mu? Oldu. Hatta birinci İnönü'den sonra İki ismede Mir Liva, yani tüm generallik ünvanı verildi. İsmet Paşa, Refet Paşa oldular. Öyle değil mi? Peki sorum şu sizlere. Madem İnönü'de iki isminde başarılı olduğunu biz biliyoruz. Peki o zaman neden Refet Bele görevden alındı da İsmet Paşa sadece Batı cephesinin komutanı oldu? Bakın işte bu soru buradaki o geçişliliği bizi anlatmıyor. Sevgili arkadaşlar, bunun sebebi şu.
Birinci ve ikinci İnönü kazanıldıktan sonraki ikinci İnönü 1 Nisan 1921'de kazanıldı. Ama bizim Refet Bele tamamen iyi niyetli aslında bakarsanız. Yunan ordularını takibe devam etti. Yani durdurmakla yetinmedi, takibe devam etti. Başarısız bir taarruz girişiminde bulundu. Biz buna Dumlupınar, Aslıhanlar Dumlupınar taarruz girişimi diyeceğiz. Başarısız değil mi? Aslıhanlar Dumlupınar. Başarısız taarruz girişimi. Şimdi bakın taarruz girişimi. Şimdi bu neden önemli? Aslıhanlar Dumlupınar'da Refet Bele başarısız olunca görevden alınacak ve cephe birleştirilecek. Yani demek ki İnönü, 2. İnönü'den kısa bir süre sonra 15 Nisan'da Aslıhanlar Dumlupınar yenilgisinden sonra cephe birleşti. Hatta Refet Bele küstü birazcık da bir Mustafa Kemal Paşa, çünkü laveden Mustafa Kemal Paşa'ydı. Öneri sundu Paşa Mustafa Kemal, dedi ki seni de Milli Savunma Bakanı yapalım. Kabul etmedi Refet Bele. Genelkurmay olmak istiyorum dedi, Genelkurmay Başkanı. Mustafa Kemal, iyi de sen yaptığın bir taarruz girişiminde başarısı olmuş bir adamsın. Yapamam dedi. O yüzden gitti inzivaya çekildi, böyle biraz dinlendi Refet Bele. Şimdi buradaki hikayeye dikkat ettiniz mi ki? Bunu şu yüzden söylüyorum. Atatürk nutkunda da bunu söylüyor. Yani bakın nutkunda da şöyle demiş. Aslıhanlar Dumlupınar yenilgisi üzerine Refet Bele için. Refet Bele yenildiği halde düşmanın yenilip geri çekildiğini sanma gafletine düşmüştür. Şimdi demek ki burada asıl cevap 2. İnönü'den sonraki olan Aslıhanlar Dumlupınar başarısız taarruz girişimi olacak. Ama İnönü teknik olarak doğru mu? Doğru. Şimdi sizlerle bunu konuşmamın sebebi özellikle kaymakamlık, adli yargı alana çalışan arkadaşlarımın bu konuda ihmal etmemesi üzerineydi. Bakın biz notlarımızı dedim ya bunlara göre hazırladık. Hani bütün ayrıntıyı hesaba katarak. İnönü sonrası dikkat ettiniz mi? Aslıhanlar Dumlupınar taarruz girişimini aldık. İşte Refet Bele'nin kaleminin kırıldığı yer burasıydı. Mustafa Kemal Paşa lağvetti. Güney cephesini birleştirdi. Şimdi diyeceksiniz ki bunu almak pek de o kadar gerekli mi hocam? İyi de mesela Gediz Muharebesi'nde de Çerkez Ethem'le başarısız taarruz girişiminde bulunan Ali Fuat Cebesoy yok muydu? Ali Fuat Cebesoy Gediz'de başarısız olunca Moskova'ya ilk elçi olarak gönderildi mi? Bakın gördünüz mü? Tarihsel bir bütünlük yaratıyoruz arkadaşlar. Kafamıza yatıyor bu hikaye. Onun dışındakilerin hepsi ezbere girer. Hepsi ezbere girer. Bakın bir noktaya daha değineyim. Demek ki taarruz, bir taarruzumuz daha var. Başkomutanlık Meydan Muharebesi büyük taarruz. Üç tane taarruz var. İkisi başarısız mı? Başarısız. Niye? Yeterli hazırlıklar yapılmadı. Mustafa Kemal ahmak mı ki Sakarya'dan sonra bir yıl taarruza hazırlansın? Gerekli hazırlıklar yapmadan taarruz yapmak kötü sonuçlar verir. Buna mealen bir cümlesi vardı Mustafa Kemal'in. Bakın bu mantıkta bizi yine aynı kapıya çıkartıyor. Demek ki Ali Fuat'ın, Refet Bele'nin başarısız taarruz girişimleri Türk ordusuna, Mustafa Kemal Paşa'ya iyi bir ders olmuş. O yüzden bir yıl hazırlandı Sakarya'dan sonra. Sevgili arkadaşlar, ben tarihsel konuların birbirleriyle tutarlı bir ilerlemeyle öğrenileceğini düşünen bir insanım. Böyle anlattık dersleri. Evet, zor geçiyor, yoğun geçiyor derslerimiz. Ama mantığı kuruyoruz, ezberi değil. 95. Burada cevabımız İnönüleri alabilirdik dedim. Gümrü Anlaşması'nda yer alan hükümlerden biri değildir demiş. Doğu Anadolu'da yaşayan fakat oradan ayrılmış olan Ermenilerin isterlerse 3 yıl içinde geri dönebilmesi. Aynen öyle. Ama tabii suça bulaşmamış olması gerekiyor. Türkiye ve Ermenistan arasındaki sınırın Wilson ilkelerine göre mi belirlenmesi? Ne alakası var işte gümrüğe göre? Cevap Bursa. Diğerlerine bakalım mı? Ermenistan'ın yapacağı tüm anlaşmalarda Türkiye'yi ilgilendiren zararlı hükümlerin yok sayılması tamam. Ermenistan'ın Türkiye'ye karşı düşmanca tavır ve davranışta bulunmaması tamam.
meclis hükümetinin Ermenistan'ın istediği takdirde askeri ve siyasi yardımda bulunması. Aynen öyle. Artık ilişkileri güçlendirme ama tabii ki Ermenilerin misak-ı milli tanınmış olması gerekiyordu ki burada tanıyacaklar. ...96. soruya bakalım arkadaşlar. Saltanatın kaldırılması ve cumhuriyetin ilan edilmesi, Türkiye Cumhuriyeti'ni iç ve dış politikada iki başlı yönetim görünümünden tümüyle kurtaramamış. Hangisiyle bu durum tam anlamıyla sona ermiştir? Bakın 22'de saltanat, 23'te cumhuriyeti ilan ettiniz. Olmadı. Hala iki başlı görünüyorsunuz. Gelin o zaman 24'te de halifeliği kaldıralım. Bu işi tamama erdirelim. 22, 23, 24. Artık milli egemenliğin ciddi anlamda pekiştiğini görebiliriz. ...97. Evet, artık yavaş yavaş iki soruyu da çözelim ve bir ara verelim sevgili arkadaşlar. Halkçılık ilkesi yasalar önünde eşitliği kabul edip hiçbir kişi aile, sınıf ve cemaate ayrıcalık tanımaz. Bu tanıma göre halkçılığın yargılardan hangilerini kapsadığı savunulabilir? Elbette demokratiktir, sınıflaşmaya karşıdır, laiktir. Hiçbir aileye, sınıfa, cemaate, dini gruba ayrıcalık vermeyeceğine göre laiktir. 1, 2, 3, Edirne. Net bir soru. Halkçılıkla ilgili çıkabilen en basit sorulardan biriydi bu. Ve aradan önce son sorumuz sevgili arkadaşlar. 1930 yılında Türkiye ile Yunanistan'ın yakınlaşmasında, 30'da, hangisi etkili olmuş? İtalya'nın faşist yayılmacı rejimi, elbette öyle. Bulgaristan'ın Balkanlardaki mevcut sınırları tanımama tutumu ki Bulgaristan MİFER'e katılıyordu savaşta zaten. Balkan Antantı'na girmiyordu 34'te zaten. Bulgaristan'la Romanya, Yunanistan'ı bir tutmayın. Bulgarlar Birinci Dünya Savaşı'ndan istediğini alamadılar arkadaşlar. O yüzden şimdi daha yayılmacı bir strateji güdüyorlar. Yani bir şekilde efendim Marmara'ya değil mi, Ege'ye inmek, bir şekilde Dobruca'ya, Romanya sınırına gitmek istiyorlar. O büyük Bulgar hikayesi bitmiyor hiç. Türkiye'nin Milletler Cemiyeti'ne girmesi etkili olmuş mudur sevgili arkadaşlar, ne dersiniz? Daha sonra ama, yani bakın Milletler Cemiyeti'ne girme 32'de değil mi Türkiye'nin? Yani Milletler Cemiyeti'ne 29'da girseniz deriz ki Türkiye ile Yunanistan aynı ekipte, işte aynı örgütte bir araya geldiği için ilişkileri iyileşti. Ama Milletler Cemiyeti daha sonra. O yüzden olmaz sevgili arkadaşlar. Cevap 1 ve 2 olacak. Yılları hesaba katarsak çoktan net çözülen bir soru haline geldi. Evet sevgili arkadaşlarım, nerede kaldık? Artık 2011 ve 2012'ler kaldı elimizde. İki parçayı devirdik. Üçüncü video parçamızda ise artık 2011 ve 12 sorularını çözüp adli ve idari yargıyı bitirdikten sonra da kaymakamlık sorularına geçeriz sevgili arkadaşlar. Burada isterseniz bir mola verelim, bir ara verelim. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edelim, olur mu?